Telekomunikacja Polska. Eylül 1939. Durun nere? Arkamızda Almanlar var. Daha fazla yaklaşmayın. Geri dönün. Ruslar! Ruslar ülkemize girdi. Çıldırdınız mı? Geri dönün. Arkamızda Almanlar var. Bu taraftan da Ruslar geliyor. Eşimi arıyorum. Nerede biliyor musunuz? Haberiniz yok mu? Ruslar sabaha karşı hücuma geçti. Kocam da bana derhal Krakow'a dönmemi söyledi. Bir bildiği vardır herhalde. Kocalarımız güvende olduğumuzu bilmek ister. Acele etmeliyiz. Bir de bizi düşünüp endişelenmesinler. Gelin hadi. Kendinizi de çocuğunuzu da tehlikeye atmayın. Lütfen biraz mantıklı olun. Bakın, daha fazla duramayız hanımefendi. Gidelim hadi. Thank you.
Hadi sen de bizimle gel. Sana yanımdan ayrılma demedim mi? Ödüm koptu. Anne, bu köpeği terk etmişler. Korkuyor, onu da alalım. Alamayız, acelemiz var. Belki sahibini bekliyordur. Hadi. Bakar mısınız? 8. Süvari alayı şu anda nerede biliyor musunuz? Maalesef. Alay falan kalmadı artık. Peki subaylar, personel nereye gitti? İleride kilisenin içinde bir hastane var. Belki oradakiler bir şey biliyordur. Onlara sorun. Hadi daha hızlı. Acele edin. Bırak onu. Şimdi anlarız. Tanrım günahlarını affetsin. Huzur içinde uyu. Yüce Tanrı, Oğlu ve Kutsal Ruh adına. Amin. Na, anne şu paltoya bak. Hangi paltoya? Şuradaki babamın paltosu. Üzerindeki mavi şeritten tanıdım. Tanrım günahlarını affetsin. Huzur içinde. Tut şunu Nika. Yüce Tanrı, Oğlu ve Kutsal Ruh adına. Amin. Şimdi başkanımızın halka seslenişini veriyoruz. Ne söylüyor? Başkanın konuşmasını veriyor. Arkadaşlar gelin, başkan konuşuyor, gelin dinleyin. Hava kuvvetlerinin baskıcı gücüne zorlukla dayanan ülkemiz, doğu komşumuz Rusya tarafından bu sabah itibariyle işgal edilmiştir. Üstelik bu istila tüm anlaşma kurallarını ve ahlaki prensipleri çiğneyecek şekilde yapılmıştır. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Başkent olarak bildiğiniz Varşova artık yok. Bugüne kadar kan dökülmesi konuşan kim? Molotov, Sovyetler Birliği'nin Dışişleri Bakanı. Ruslar her yanı sardı. Peki subaylar nerede, siz biliyor musunuz? Subaylar mı? Savaş esiri olarak istasyona götürdüler. Galiba oradan da trenle Sovyetler Birliği'ne göndereceklermiş. Teşekkür ederim. Hadi gidiyoruz. Hadi. Kızınızı burada bırakabilirsiniz. Anne hayır. Seninle gelmek istiyorum. Tatlım sen hiç yorulma. Ben babanı alıp hemen döneceğim. Aslında bir bisikletimiz var. Anne. İsterseniz bunu da eşiniz için peki, alın. Teşekkür ederim. Şeşu. Korkma tatlım, hemen döneceğim. Hanımefendiyle birlikte git. Bisikleti orada bırakıp yürüyerek dön. Sene 1939. Tarih 17 Eylül. Bolşevikler bu sabaha karşı ülkeye girdi. Sovyet tankları tarafından kuşatılınca mecburen teslim olduk. Onlarla savaş halinde olmadığımız halde bizi savaş esiri olarak aldılar. Erlerle subayları ayırıp erleri evlerine yolladılar. Biz subayları ise alıkoydular. Fırsat buldukça yazacağım. Böylece geri dönmediğim takdirde başıma neler geldiğini öğrenebileceksiniz. Belki günü geldiğinde bu defteri size teslim ederler. Bizi yine ayırıyorlar. Bir dakika bekle. Ne yapıyorsun sen?
Gördüğüm her şeyi yazıyorum. Detayları atlamamaya çalışıyorum. Günlük gibi. Almanlar erlerimizi aldı. Ruslar da subaylarımızı alıyor. Er subay ne fark eder ki? Esaret esarettir. Subay olmak ne kazandırır ki? Ben en kötüsünü düşünüyorum. Nasıl yani? Moskova Cenevre Anlaşması'nı imzalamadı. Sence aralarındaki bu dostluk ne kadar sürecek? Hitler 1000 yıllık imparatorluğunda komünizmin daima yaşayacağını söylemişti. Ben İçişleri Halk Komiserliğinden Üsteğmen Kozlov, siz Alman dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Üsteğmen Kozlov. En az 1000 yıl sürecek gibi. Şu durumda bile espri anlayışını koruyoruz. Sağduyumu da hala koruyorum ama. Anlatın bakalım. Durumlar nasıl yoldaş? İyi, gayet iyi. Bunların ittifakı 1 yıl bile sürmeyecek. İşte o zaman da bize ihtiyaç duyacaklar. Elimize düşecekler. Hangisi düşecekmiş? İlk sevkiyatımız Smolensk'e yapılacak. İkincisi Belgorod'a. Evet. Ve üçüncüsü de Karkov'a. Güzel. Anna? Anna mı? O Karkov'da neden? Anna, burada ne işin var? Sen neden Krakow'da değilsin? Nika nerede? Andrei. Andrei. Aklıma neler geldi. Nika nerede? Onu kiliseye bıraktım. Bizi bekliyor. Hangi kiliseye bıraktın? Onu hangi kiliseye bıraktın? Fazla uzakta değil. Senin için de bir bisiklet getirdim. Hemen gideriz. Şu an kimse buraya bakmıyor. Hadi gidelim Anna, buradan. Sen ne demek istiyorsun? Yanımızda olmanı istiyorum. Benimle, kızımla ilgilenmeni istiyorum. Anna, beni iyi dinle. Ben Polonya subayıyım ve sen de bir subay eşisin. Bu konuşmaların bir anlamı yok, biliyorsun. Bu konuşmaların bir anlamı yok da ne demek? Ben seni bulabilmek için ülkeyi baştan başa dolaştım. Orduma bir yemin ettim, çiğneyemem Anna. Ama sen bana da yemin ettin. Tanrı'nın huzurunda. Ölüm bizi ayırana kadar demiştin, unuttun mu? Evet, ama orduma da ettim. O halde sen bizi hiç sevmiyorsun. Anna, delirme, sen neler söylüyorsun? Andrei. Yalvarırım benimle gel Andrei. Esirlerle konuşmak yasak. Andrei. Korkma, her şey yoluna girecek. Nikam. Bizi bırakma. Götür onu buradan. Hadi anneye git. Gel tatlım. Kendinize iyi bakın. Thank you.
Polonya ordusunun en genç süvari yüzbaşısı. Denizci mavisi daha mı iyi olurdu? Sen ne dersin? Hayır, bu gayet iyi. Teşekkür ederim. Ben senin çalıştığını sanıyordum. Andrei'nin eski bir fotoğrafını buldum, ona bakıyordum. Ordunun en genç süvari yüzbaşısı diye haber yapmışlardı. Oğlumuz yaşıyor ya. Şu anda esir de olsa yaşıyor. Teşekkür ederim. Bugün de konuşma yapacak mısın? Hayır. Bugün bir Nazi subayının konuşmasını dinleyecekmişiz. Adı neydi? Müller. Müller'e sana bahsetmiştim. Sana yeni bir ceket alsak iyi olacak. Müller. Doktor Müller. Öyleyse o da bir bilim adamı. Müller'i diyorum. Evet. O kendine şey diyor. Dur, neydi? Kolluk Kuvveti İdari Müşaviri. Doktor Müller. Yan. Oraya gitmek istemiyor musun? Ne fark eder ki? Hepimiz gitmek zorundayız. Rektörü yalnız bırakamayız. Söz konusu üniversitemizin bağımsızlığı ise hepimiz tek yürek olmalıyız. Almanlar böyle olduğunu düşünmeli. Üniversitemiz için buna mecburuz. Merhaba, hoş geldiniz. İyi günler. Merhaba. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Ne güzel hepimiz buradayız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Saygıdeğer beyler. Üniversite çevresinden aldığımız duyumlara göre bir süredir onayımızı almadan dersler veriyor ve seminerler düzenliyormuşsunuz. Beyler, sanırım sizler hala içinde bulunduğunuz zorlu durumun farkında değilsiniz. Devir değişti. Artık özgür bir ülkede eğitim vermiyorsunuz. Hatırlatırım. Sizin bu meydan okuyan umursamaz tavrınız Almanya'ya duyduğunuz düşmanlığı göstermektedir. Zaten bu üniversite ezelden beri Almanya ile bilimsel bir mücadele içine giren, Almanya karşıtı propagandalar yapan, bu özelliğiyle bilinen bir yerdi. Dolayısıyla üniversiteniz kapatıldı. Fakat sizler de tutuklanıp çalışma kamplarına gönderileceksiniz. Orada bugüne kadar yaptıklarınızı düşünmek için bol bol vaktiniz olacak. Özür dilerim ama söyleyeceğiniz hiçbir şey kararı değiştirmeyecektir. Özür dilerim Doktor Müller, fakat üniversitemiz adına bu kararınızı şiddetle protesto ediyorum. Bu konuda herhangi bir tutuklunun yorum yapması kesinlikle yasaktır. Kurallara karşı gelmenin cezası da ölümdür. Sayın Rektör, bu sizin için de geçerli.
Herkes kaçtı. Polis merkezleri, ordu komutanları. Bu yaptıklarına düpedüz ihanet denir. Dövüşmeyenler için başkalarını eleştirmek kolaydır. Sanki elime silah verdiğinizde ben mi dövüşmedim? Bu kampta olmak kuralların çiğnenmesini haklı göstermez. Uyumaktan başka çare yok. İşte dediğime geldik. Tek kelimeyle ihanet bu. Hayır Teğmen, bu sadece Sovyet propagandası. Gerçekleri saptırıyor. Romanya'ya bakın. Peki ordu kurmaylarımız nerede? Hepsi kaçtı. Hazırlıksız yakalanmamızın sorumlusu kim? Söylesene yüzbaşı. Tarih bu felaketin sorumlularını cezalandıracaktır, emin olun. Rütbeniz benden yüksek olmasına rağmen hala basma kalıp sözlerin ardına sığınıyorsunuz. Ben mühendisim, uçak modelleri çizerim. Bu üniformayı giymek onurdur ve ona göre davranmalısın. Polonya üniforması. Onuru falan bırakın şimdi, ben savaşmak istiyorum. Kesin kavgayı, birbirinizi mi öldüreceksiniz? Hem de burada, Rusların önünde. Savaş hala sürüyor ve biz de bunun parçasınız. Bizim için her şey bitti artık. Al şunu Teğmen. Sakinleşip sabretmene yardımcı olur. Haklısın Şubi. Ben de söylüyorum ama dinlemiyor. Şişti. İsminiz? Anna. Demek eşiniz orduda süvari yüzbaşı. 1910 Krakow doğumlusunuz. Kızınızın adı Veronika. Belgeler tamam. Her şey doğru. Sorun nedir anlayamadım. Polonya Genel Valisi'nin yanına gitmek için seyahat izni almak istiyorum. Daha önce iki kez başvurmuştum. Anlaşıldı. Daha doğrusu aileme gitmek için. Mussolini bizi fena kıskanıyor. Evet. Haliyle. Bizdeki belgede de belirtilmiş. İki kez talepte bulunmuş ve reddedilmişsiniz. Şimdi ne istiyorsunuz? Tekrar talepte bulunmak istiyorum. Reddedildi. Sıradaki. Savaştan önce Krakow'daydım. Genel vali beni iyi tanır. Bütün ailem orada. Hanımefendi genel valinin hemşerisiymiş. Gidemez mi? Hayır. Krakow'a dönmeme izin verin lütfen. Elbette dönebilirsiniz ama buradan ayrılmanız imkansız. Gerçekten üzgünüm efendim. Eşiniz ordu mensubu olduğuna göre şu an esir kampında olmalı. Onun dönmesini beklemeyecek misiniz? Ne kadar kötü. Bak üzüldüm şimdi. Geri geldiğinde onu kim karşılayacak? Sıradaki. Eva nerede? Eva mı? Bahçede. İlk yıldızı bekliyor. Aslında içeriden bakacaktı ama hiçbir şey görünmüyor dedi. Stasiu, misafirimiz için servis açmamışsın. Hemen hallediyorum hanımım. Peçete. Orası generalin yeri. Yemeğe bakayım.
Generalim, gökyüzünde ilk yıldız belirdi. Peki Teğmen, teşekkür ederim. Arkadaşlar, en fazla bir yıl sonra şu yaşadığımız günleri buruk bir anı olarak hatırlayacağımızdan kuşkum yok. Hiçbirimiz mutlak bir zafer kazanacağımızdan emin olamazdık. Sonuçta yenilmek de askerliğin bir parçası, esir düşmekte. Ve tabii savaşın sona ermesi ve evlerimize dönmek de. Süngünüzü ne düşmanınıza karşı indirin ne de kendinize karşı. Ayakta kalmak da yenilmek de sizin elinizde dostlar. Bu size bağlı. Şimdi mesleği askerlik olmayan ancak sayıları hayli fazla olan dostlara bir şey söyleyeceğim. Gördüğüm kadarıyla aranızda öğretmenler, bilim adamları ve tanınmış avukatlar var. Hatta bir ressam bile var. Dayanmak zorundasınız beyler. Siz olmazsanız bağımsız bir Polonya da olmaz. Biz askerlerin görevi Polonya'nın Avrupa haritasında tekrar var olmasını sağlamaktır. Sizlerin görevi ise Polonya'yı gerçek bir Avrupa ülkesi yapmaktır. Tüm kalbimle dua ediyorum. Umarım hepimiz sağ salim evlerimize döneriz. Umarım en kısa zamanda sevdiklerimize kavuşuruz. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Jeszcze nie wraz się mieje, a granice nieskończone. Zdrawa zgodnie okryty chwałą, ne dersin? Gitmemize izin verecekler mi? Burada istediğin kadar kalabilirsin, çekinme. Oğlum nasılsa Mikovia'da amcasıyla halasının yanında. Yerimiz bol. Size semaver getirdim. Bakın, bu çok iyi bir ilaçtır. Çocukları içirirsiniz. Teşekkür ederiz. Bayan Anna, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Git canım. Ben Nika'ya göz kulak olurum. Şöyle buyurun. Gelin lütfen. Şöyle oturun. Çay ikram ederdim ama soğumuştur. Anna, şimdi beni iyi dinleyin. Ve lütfen, lütfen beni yanlış anlamayın. Sizin memleketinize dönmenizi en az sizin kadar istiyorum. Bunu daha önce de konuşmuştuk yüzbaşı. Lütfen ümitlenmeyin. Bu dediğiniz mümkün değil. Doğru, ama şimdi durum biraz değişti. Teklifimi kabul ettiğiniz takdirde bundan istifade etmemden korkuyordunuz ama ben yakında Finlandiya sınırına gidiyorum. Ben diğerleri kadar iyimser değilim. Büyük ihtimalle oradan hiç dönemeyeceğim. Böyle konuşmayın.
Bunu bilemezsiniz. Kime ne olacağını ancak Tanrı bilir. Haklısınız. Bunu Tanrı bilir. Ama her ihtimale hesaba katmak lazım. Bakın Anna. Ben buradan gitmeden önce elenirsek aramızda hiçbir şey geçmeyecek. Ve şayet savaşta ölürsem Kızıl Ordu subayının dul eşi olarak kabul göreceksiniz. Böylece size de kızınıza da hiçbir şey olmayacak. Hiçbir zarar görmeyeceksiniz. Yüzbaşı, rica ederim. Ben zaten evliyim. İstesem de sizinle evlenemem. Siz Polonyalı bir subayla evlisiniz. Bu da durumunuzu daha tehlikeli bir hale sokuyor. Ne olursa olsun. Sonuçta evliyim, bir kocam var. Sadece şu an için mi? Bu da ne demek şimdi? Andrei'den sürekli mektup alıyorum. Yaşıyor ve dönecek. Anne. Bana güvenmiyorsunuz. Bu güveni hak etmediğimi biliyorum. Ama inanın kendim için bir şey istemiyorum. Amacım bu değil. Beni istemediğim şeyler söylemeye zorluyorsunuz. Önce Polonyalı subayların eşlerini götürecekler. Bir zamanlar kendi ailemi kurtaramamıştım. Hiç değilse şimdi sizi ve kızınızı kurtarabilirim. Lütfen bana güvenin. Lütfen. Sen şu evlere bak. Emredersiniz. Sen benimle gel. Hemen kaçalım buradan. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Açın yoksa kırarız. Kapıyı açın. Nika. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Evinizi arayacağız. Derhal açın şu kapıyı. Bütün evi arayın. Annem nerede? Niye gelmedi? Sus, gel canım. Kapıyı açın. Elzbieta Aleksandrovna. Evet. 1909 Krakow doğumlu musun? Kazimir İnyatoviç'in eşi misin? Evet. Git eşyanı topla. Tanrım yardım et. Evet, ne oluyor? Ne istiyorsunuz? Siz burada ne yapıyorsunuz? Ya siz? Emirleri uyguluyoruz yüzbaşım. Ben bu evde yaşıyorum. Biz buraya birini tutuklamaya gelmiştik. Kimi tutuklamaya geldiniz Teğmen, yoksa beni mi? Hayır yüzbaşım. Arama izniniz. Anne Aleksandrovna, doğum tarihi 2 Mayıs 1900'den Polonya ordusundan Subay Andrei'nin eşi Veronika adında bir kızı var. Evet, Veronika. Burada böyle biri yaşamıyor. Ama nasıl olur? Bilemem. Ama yaşamıyor. Ben bir yıldır buradayım. Bu evde yalnız yaşıyorum. Buyurun, bakın. Yani biraz geç kalmışız. Öyle görünüyor. Gidin başka yerleri arayın. Hı, öyle yapacağız. Kuşkunuz olmasın. Bu güzel kız neden ağlıyor böyle? Ağlama, yakında babanı göreceksin. Hadi siz de kıpırdayın biraz, acele edin. Kocanıza gidiyorsunuz, daha ne istiyorsunuz?
onlar gidene kadar hiç sesimi çıkarmadım. Biliyorum tatlım. Biliyorum, aferin. Çok teşekkür ederim. Buradan hemen gitmek zorundasınız. Yakında tekrar gelecekler. Teşekkür ederim yüzbaşı. Şükürler olsun. Sonunda buradasınız. Seninle yaşayacağımız için mutlu musun büyük anne? Evet canım. Hem de çok mutluyum. Güzel torunum benim. Bu evde oyuncak bebek var mı? Benim hiç kız çocuğum olmadı. Ama bak, babanın oyuncağı. Sınırda zor günler geçirdik. Andre'nin yanına gitmek için bütün paramı harcamıştım. Sonra onu götürdüler. En son ne zaman mektup yollamıştı? Mart'ta. Tabii her satırı denetleniyordu. Aa, bir dakika, siz de okuyun. Nika, çantamı getirir misin tatlım? Kayınpederimden haber var mı? Mektup yazmalarına izin veriyorlar mı? Denetçileri kızdırmayacak şekilde kendince bir şeyler yazmaya çalışıyor. İyiymiş, karnı da doyuyormuş. Yakında eve dönecekmiş. Siz pek inanmıyorsunuz galiba. Hayır. İnanmıyorum. Bilirsin, ben sezgilerime çok güvenirim. Bu sefer ne diyor peki? Bize fazla iyi davranmıyorlar mı? Noel'i kutlamamıza bile izin verdiler. Bu arada haberin yok galiba. Serge, şu astım yine kendini asmaya kalkmış. Moraller iyice bozuldu. Kendimizi bırakmayalım. Ne kadar dayanacağız? İngiltere ve Fransa bizi kurtarmaya gelecek. 20.000 müttefik subayı kaderlerine terk edemezler. Toplar, tanklar tekrar yerine getirilebilir. Ama eğitimli bir askerin yeri asla doldurulamaz. Umarım onlar da senin gibi düşünüyorlardır. Moralini yüksek tut, karamsar olma. Sen son günlerde pek iyi görünmüyorsun. Böbreklerim kötü, sürekli üşüyorum. Al, hediyem olsun. Giy şunu. Sen ne yapacaksın? Bende fazla var. Bunu bana savaşa gitmeden annem örmüştü. Adımı da işledi. Bak şurada. Teşekkür ederim. Birkaç gün sonra geri veririm. Hayır, kalsın. Bende yediği var. Oh. Anne. Bay Vislav size bir paket getirmiş. İyi günler efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu paketi Almanya'dan göndermişler. Önce imzalayın. Buyurun. İyi günler. Bir dakika bekleyin lütfen. Bu sefer bahşiş istemem. Teşekkür ederim. Belki başka bir zaman. Önce şunu okuyalım. Sachsenhausen kampının komutanı olarak üzülerek bildiririm ki
Bir süredir kampımızda esir olarak bulunan Profesör Yan 4 Mart 1940 tarihinde geçirdiği ciddi bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Toprağı bol olsun. Kutsal ruh adına amin. Ulu Tanrım günahlarını affetsin. İçeride her şey yolunda mı? Sen neden yerinde değilsin? Çekil çekil ben bakarım. Tanrım, sen savaşta ölen herkesin günahlarını affet. Onları cennetine kabul et. Hepsi bu dünyada yeterince eziyet ve haksızlık gördü zaten. Yüce Tanrı, oğlu ve kutsal ruh adına amin. Sana da aldım. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu liste neyin nesi? Kamptan gönderilen subayların listesi. 3 Nisan'da başladıkları ilk sevkiyattan beri hepsinin ismini buraya not aldım. Bu adamları öldürmek işten bile sayılmaz. Ama onları bekleyen aileleri ve orduları var. En azından bizden kalan bir günlük olacak. Bizi nereye yollayacaklar merak ediyorum. Tarafsız bir bölgeye yollayabilirler. Bunu da nereden çıkardın? Unuttun mu? Bize de Ruslarla birlikte tüfüz aşısı yaptılar. Belli ki bizi uzağa gönderecekler. Dikkat! İsmini okuyacaklarım eşyasını toplasın. Forski Andrei Yeleç. Eşyasını toplayıp kapıya çıksın. Senin adını okudu. Odria Kolisav Rudigeri. Toparlanıp kapıya çıksın. Lucrius Antov Michele. Arkadaşlarıyla birlikte gidiyor. Skerski Mori Jeveri. Eşyasını toplayıp bizi beklesin. Pauskov Filopani. Sen de gidiyorsun. İsmini okuduklarım acele etsin. Ben yine kalıyorum. Moralini bozma arkadaşım. Bir sonraki sevkiyatta seni de gönderecekler. Gittiğim yerde seni bekliyor olacağım. Simkevich.
Doktor. Tedavi olduğu hastanede ölmüş. Raporu var. Roman Zaçokovski. Ziraat mühendisi. Kapta kimlik belgesi bulundu. Anthony Danda. Ordu mensubu. Town Hall'da bulunuyordu. Mektubu gönderildi. Doktor Henry Peke. Doktor. Ferdinand Marecki. Öğrenci kartı ve telgraf mesajı bulundu. Edmund Bazovski. 1903. Özür dilerim, geçebilir miyim? Avukat. Özür dilerim, bir saniye. Marian Dobrovolski. Pilot yüzbaşı, uçak mühendisi. Son çıkan listeyi alabilir miyim? Buyurun. Kimlik belgeleri bulundu. Az önce geldi. Stanislav Yakubovic, teğmen. Kişisel bilgi bulunamadı. Vladislav Deska, mimar. 2 Mart 1892 doğumlu. Kimlik belgeleri bulundu. Stanislav Kazmarek, pilot teğmen. Kimlik belgeleri ve ruhsatı bulundu. Martin Piotr, mühendis. Kozyevska'da kendisine ait belgeler bulundu. Daskiewicz, üst teğmen. Kimlik belgeleri bulundu. Bunda da yok. Evet, yok. Haksızlık olurdu. Hem kocamı hem de oğlumu kaybetmem haksızlık olurdu. Tanrı bana acıdı. Evet. Şükürler olsun. Ölmemiş. Burada ismi yok. Ama anlayamıyorum. Neden kaçmadı? Neden bir yerlere saklanmadı? Zeki çocuktu, kurtulabilirdi. Sen istese kaçabilirdi demiştin. Keşke seninle gelmesi için ikna etseydin. Çok ısrar ettim ama dinlemedi. Keşke orada olsaydın, beni dinlerdi. Sizi de dinlemezdi. Kayınpederim üniversiteye ne kadar bağlıysa, Andrei de orduya öyle bağlıydı. Ama yine de kendini oradan kurtarabilirdi. Hepimizin ona ihtiyacı vardı. Ben bunları bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Aynı şeyleri ona defalarca söylemedim ona mi sanıyorsunuz? Ona ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilseydi eğer, belki o zaman, bilemiyorum. O zaman seni bırakmazdı. Küçük çocuğunu, beni bırakmazdı. Hem neden deminden beri ondan ölmüş gibi bahsediyorsunuz? Ölenlerin listesinde Andrei'nin ismi yok. Okumadınız evet, mı? Evet, ama o listede en yakın arkadaşı Teğmen Yerji ile komutanı General Adamus'un adı geçiyordu. Gördüm. E ne olmuş yani? Ne var bunda? Andrei'nin adı o listede yok. Önemli olan bu. Belki de tek başına kaçtı, oradan kurtuldu. Böyle olduğunu bütün kalbimle hissediyorum. Andrei'nin yaşadığını hissediyorum. Ayrıca nerede olursa olsun ona bir şey olsaydı hissederdim. Çünkü o benim parçam. O ölseydi benim de bir parçam ölürdü. Bir mektup getirdiler anne. Almanya'dan göndermişler. Resmi bir şeye benziyor. Sana ne yazmış olabilirler merak ettim. Katindekilerin listesi de var. Subay yakınlarını çağırıyorlar. Hadi gidelim. Ich als Stellvertreter unseres Führers Adolf Hitler spreche Ihnen, Frau Generalsgemahlin, unser tiefes Beileid wegen der Tragödie und dem Tod Ihres Ehemanns und Generals aus. Die
Liderimiz Adolf Hitler'in en derin taziyelerini iletir, saygıdeğer generalimizin ölümüne küçük Almanlar adına üzüldüğümü, acınızı paylaştığımı en içten duygularımla bildiririm. Es ist an in der Geschichte Beispiellos zu zerbrechen, was an polnischen Kriegsgefangenen von den Sowjets in Katyn verübt wurde. Sovyetler Birliği yönetimi Katyn'de Polonyalı savaş esirlerine karşı eşi benzeri görülmemiş bir suç işlemiştir. Führer Oskar'da ten çift yurtuzini ilgilenir. Sınavışonu çift çorka generala Pani Olta. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Sizin için yazılı ifade hazırladık. İmzalamadan önce okuyun. Katyn'de öldürülen Polonyalı subaylar arasında... Eşimin de cesedinin bulunduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ve mağdur bir dul olarak Sovyet katillerin cezalandırılmasını istiyorum. Söyleyeceğiniz her şey kaydedildi. Bu ifadeyi okudum ve yazılanları kabul ediyorum. Söyleyecek daha fazla ne var bilmiyorum. Elinizdeki yazıyı şimdi yüksek sesle okuyun lütfen. Başlayabilirsiniz. Buyurun. Evet, okumaya başlayabilirsiniz. Bakın hanımefendi. Bu ifadeye bizim olduğu kadar sizin de ihtiyacınız var. İnanın bana. Kızınızla Auschwitz'ten mektuplaşmak istemezsiniz herhalde, değil mi? Lütfen benimle gelin. Hayır, sen kalıyor burada. Anne, hayır. Sen böyle oturmak. Anne, lütfen istediklerini yap. Beni buyurun. Bırakma. Burada anne, bekle. Hayır. Gidelim. Buyurun dedim. Smolenska yakınlarında bir sınır cephesi. Katyn Ormanı diye bilinen bu bölge korkunç bir katliama sahne oldu. Gözü dönmüş acımasız katiller Kremlin'den aldıkları emirle burada çoğu ordu mensubu olan 12 bin Polonyalı savaş esirini katletti. Polonyalı adli tıp uzmanı Dr. Kraglowski ile birlikte inceleme yapan ekip, kurbanların Bolşevik usulü başlarının arkasından vurulduğunu tespit etti. Mermilerin alın bölgesinden çıktığı açıkça görülmekte. Jasinski bu dev mezarın başında dini bir tören düzenledi. Cenaze töreninde rahip maktullerin üzerine sembolik olarak toprak serpti. Burada yatan Polonyalı subaylar 1940 yılının ilkbaharında öldürüldü. Kurbanlar arasında çok sayıda general de bulunmakta. Bu olay, Bolşevikli katillerin Avrupa'yı ne hale getirmek istediklerini göstermektedir. Ancak kahraman Alman askeri her şeye rağmen kıtamızı koruyacaktır. Bolşevikler tarafından katledilen Polonyalı subayların listesi hızla tamamlanmaktadır. Şu an için elimize geçen isimleri sırasıyla bir anne kez daha söylüyorum. Vladislav Gosievski. Anne. Doğum tarihi 22 Haziran 1895. Lise öğretmeni. Vlad Golavski, pilot yüzbaşı. Aynı zamanda uçak mühendisi. Profesör Grazian. Lucian Gavrovski, yüzbaşı. Olgak Drukovic, binbaşı. Elektrik mühendisi. Tarih 18 Ocak 1945. Nazi bayrağı Krakow meydanından indiriliyor ve Polonya halkı tarafından lime lime ediliyor. Müzik.
Anneciğim bak bizi görmeye kim gelmiş? Biricik dadın Stasi. Ne kadar şıksın, bayıldım sana. Stasi. Bak hayattayız, yine görüşebildik. Evet, şükürler olsun. Gel oturalım. Senin için çok endişelendik. Çok zor günler geçirdik. Hep saklanmak zorunda kaldık. Kocamı, onu da ormana götürmüşlerdi. Çünkü o da sivil ordudaydı. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Çok şükür şimdi durumumuz daha iyi. Edek, kocam. Durumu iyice toparladı. Eşyalarını hala saklıyoruz. Eva, getirir misin canım? Sandığa koymuştum. Hanımefendi, eşya demişken ben de emanetinizi getirdim. Saklayacağıma söz vermiştim. Bugüne kadar özenle sakladım ve size teslim ediyorum. Buyurun. Ne getirdin öyle merak ettim. Babamın kılıcı. Teşekkür ederim Stasi. Ben artık izninizi rica ederim. Eşyalarını unutma. Hayır, kalsın. Onları Kızılaç'a verin, yoksullara dağıtsınlar. Eşimi Starotsa'ya müdür tayin ettiler, oraya gideceğiz. Neyse ben artık gideyim. Kalıp tekrar hizmetçiliğe başladığını san. Ne yapayım? Generalin hanımını savaş süresince hiç görmemiştim. Unutma, artık sen de bir hanımefendisin. Buyurun hanımefendi, dışarıda üşümeyin. Babam geldi. Andrei! Baba! Nika! Andrei! Nika... ne kadar da büyümüş. Kusura bakmayın. Tahmin edersiniz. Dört gözle babasını bekliyordu. Sizi hayal kırıklığına uğrattım. Özür dilerim. Yüzünüz yabancı geldi. Beni hatırladınız mı? Evet, sen Yerşi'sin. Oğlumun birliğinde teğmendin değil mi? Evet, gerçi şimdi binbaşı oldum ama. Bana senin öldüğünü söylemişlerdi. Hatta senin adını listede de görmüştüm. Otur lütfen. Aa, evet, adımı yanlışlıkla yazmışlar. Evet işte, gördüğünüz gibi hayattayım. Andrei nerede peki? Oğlumun nerede olduğunu biliyor musun? Maalesef ben... onu en son 1940'ta gördüm. Kendisini başka bir kampa götürdüler. Ya... anlaşılan kimse bilmiyor. İşin doğrusunu kimse bilmiyor. Pek çok hata yapılmış. Neyse ki yaşıyorsun. Anna da çok sevinecek. O da birazdan burada olur.
Size bir parça salamura et getirdim. Umarım makbule geçer. Teşekkür ederiz. Senin adını listede görmüştük. Biliyorum. Bir hata olmuş. Size et getirdim. Teşekkür ederiz. Yaşıyorsun. Andrei nerede? Haberin var mı? Adı ölenler listesinde yoktu. Onun yerine benim adım yazıldı. Ne demek istiyorsun? Üçüncü ona bir kazak vermiştim. Üzerinde adım yazıyordu. Yok Tanrım, hayır, hayır. Bu öldüğü anlamına gelmez Anna. Sen yine de ümidini... Kaybetmeyeyim. Tam 5 yıldır ümitle onu bekliyorum. Bana ümitten bahsetme lütfen. Sen buraya kocamın öldüğünü haber vermeye geldin değil mi? Onun öldüğünü... Andrei'nin öldüğünü söyle. Evet. Az önce Andrei'nin öldüğünü söyledi. Greta. Rus askerleri İçişleri Halk Komiserliği'nden geldiler. İyi gördün. Sakin ol. Bunları buldukları an bizi götürürler. Bulmasalar da götürecekler, emin ol. Siz yine de her şeyi yok edin. Hadi kıpırdayın. Burada ne işiniz var? Arama emriniz nerede? Ben profesörle görüşecektim. Randevumuz vardı. Profesör, bu bey sizinle randevusu olduğunu söylüyor. Ben randevu verdiğimi hatırlamıyorum. Arama emriniz var mı sayın binbaşım? Ne yani, beni hatırlamadınız mı? Yerci, buraya nasıl geldin sen? Bu üniforma da ne? Anders'e gittiğimde çok geç kalmıştım. Ama isteseydim şimdi Londra'da olabilirdim. Buraya özel bir iş için geldim efendim. Katil listesinde adımı gördünüz değil mi? Doğrusunu istersen o listeyi pek hatırlamıyorum. Doğru dürüst bakmamıştım. Komutanımın isminin hemen altında benim ismimi yazıyordu profesör. Buraya da sadece bunun için geldim. Yüzbaşı Andrei'nin ailesi kendisinden kalan eşyaları almak isteyecektir.
Siz benim adıma yazılmış bir zarf bulmuş muydunuz? Bilmem, hatırlamıyorum. Eski öğrencilerinizden kaç tanesini burada bulabildiniz? Düzinelercesiniz sayın binbaşım. Pekala. Ben yine de buraya yazıyorum. Yüzbaşının eşi bu adreste. Herhangi bir şey bulursanız bana güvenmediğinizi biliyorum. Ama mesele benim hayatta kalmam değil. Yeni Polonya'da görev almam da değil. Asıl mesele hiçbiri değil. Sizin için o bir kanıt olabilir. Ama karısı için paha biçilmez bir hatıra. Evet, tabii. İşgalcilerin savaş sırasında işlediği suçları araştıran Olağanüstü Hal Komitesi'nin görevlendirdiği bir araştırma ekibi yaptığı detaylı incelemeler sonucunda binlerce Polonyalının öldürüldüğü Kati katliamından da yine Alman Nazi subaylarının sorumlu olduğunu kanıtladı. Bütün cesetler ayrıntısıyla otopside incelenip özenle rapor edildi. Kurbanlar tek kurşunla enselerinden vurulmuştu. Bu da Gestapo katillerinin tarzıdır. Ceset kalıntıları ve giysiler uzmanlarca incelendi ve bu katliamın 1941 sonbaharından önce yapılmış olamayacağı tespit edildi. Bu korkunç katliam kurbanları öldürüş biçiminden de anlaşılacağı gibi Almanlar tarafından hunharca acımadan yapılmıştır. Kurşun delikleri Polonyalıların nasıl öldürüldüğünü gösteriyor. Sovyetler Birliği'nde bulunan 1. Polonya Tugayı'nın temsilcileri cenaze töreni için ülkelerine geldi. Cenaze törenini idare eden rahip şu cümleleri söyledi. Şu an ülkemizde yeniden özgürce yaşıyorsak bunu burada dökülen Polonyalıların kanlarına borçluyuz. Ne istiyor? Bunların hepsi koca bir yalan. Yalan söylüyorlar, halkı kandırıyorlar. Lütfen benimle birlikte gelin. Size yalan söylüyorlar diyorum. Gidelim Bayan Rosa. Beni nereden tanıyorsunuz? Savaştan önce eşiniz generalle birlikte bir baloya katılmıştınız. Bir sene önce ben de oraya gittim. Nereye? Katin Ormanı'na. Ruslar bizi o mezarlığa götürdü. Sizin orada ne işiniz vardı? Stalin bizi de çağırdı. Kendi uzmanları olay yerini araştırırken birinci Tugay'ın tanıklığına ihtiyaç duydu. Ve? Biz de tanıklık ettik.
Hepsi baştan aşağı uydurma. Bunu siz de biliyorsunuz, öyle değil mi? Ama görgü tanıkları da bulundu. Bakın binbaşı, Ruslar kendi suçlarını örtmek için iftira atabilir ama siz atmayın. Bakın, böyle konuşmayın. Bakın, siz buna mecbur değilsiniz. Ben her şeyi gördüm. Ben de oradaydım. Asker arkadaşlarımla birlikte gittim. Yaşadığıma hala inanamıyorum. Ben de onlarla birlikte ölmeliydim. Madem böyle düşünüyorsunuz, değerli binbaşım, çıkın ve gerçekleri anlatın. O gün benim de kafama bir kurşun sıkmam gerekirdi. O konuda henüz bir bilgi gelmedi. İkinci bir emre kadar. Selamladıklarınız kahraman değil, birer katil. Rus veya Alman ne fark eder, söyler misiniz? Sanki bu ölüleri geri getirebilecek mi? Ama bizler yaşamak zorundayız. Bağışlayın beni. Ama buna mecburuz. Sizin de o katillerden bir farkınız yok. Belki farklı düşünüyor olabilirsiniz ama özünüzde aynısınız. Bu durumda onlardan farklı düşünüyor olmanızın hiçbir anlamı kalmıyor. Katil ormanındaki toplu mezar aşırma için üçüncü kez açıldı. Bunu yapmaktaki amaç, Polonya halkına karşı işlenmiş bu korkunç suçun Almanların her zamanki cinayetlerinden biri olduğunu kanıtlamak ve tüm dünyaya göstermekti. İncelemeler sonucu bütün kanıtlar suçlunun Alman hükümeti olduğunu kanıtlıyor. Bundan böyle... Ne içiyorsun? Bayan Krişu, binbaşımla bana vodka lütfen. Nöbetim yeni bitti. Hava çok soğuk, dondum. Evet, ben de dışarıdaydım. Meydanda bir Sovyet filmi gösterdiler. Ne filmi? Yoksa bilmiyor musun? Vaktiyle Katin Ormanı'nda on binlerce subayımız katledilmişti. Yavaş ol, duyacaklar. Kadehimi katillere ve onların zaferine kaldırıyorum. Yerşi! Kendine gel, sarhoş musun sen? Herkes sana bakıyor. Ben sadece tarihi bir gerçeği söylüyorum. Bayan Krişu! Herkese benden vodka verin. Herkes bu katliamı konuşuyor. Ama işin doğrusunu bilmiyor. Afiyet olsun. Bu katliamı kim yaptı? Gerekçesi neydi? Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ancak... Yeter, sus. 41'de oldu dediler. Yeter, sarılsın. Almanlar sen. Kurbanların sus ensesine dedim. Birer kurşun sıktı kapa. Dediler. Bu iş tam da Gestapo'nun kapa tarzı dediler. Yeter artık. Ha? Yeter, kapa çeneni. Gel benimle, gidiyoruz burada. Bayan Krişu, ben ödüyorum. Onların anısına ben ödemek istiyorum. Tamam. Tamam, sonra ödersin. Sen sarhoşsun, hadi zorlama. Şunlara bak. Nasıl da sus pus oldular. Bak, çok sarhoşsun, ne dediğini bilmiyorsun, yürü. İyi ya, ben de bu yüzden konuşuyorum. Budala. Ben ne dediğimi bilmesem de herkes her şeyi biliyor aslında. Herkes. Sen. Sen de. Sen de. Tanrı aşkına çık şuradan. Katin ormanında işlenen bu korkunç katliam hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır. Böyle acımasızca, hunharca işlenen bir cinayetin elbette büyük bedelleri olacaktır. Sevgili kardeşlerimizi haksız yere öldürüp büyük bir ormana gömdüklerini, cesetlerinin çakallar, tırtlanlar tarafından sürüklendiğini, geride kalan ailelerini bir dakika bile unutmayacağız. O insanlar her zaman bizim dostumuz olarak... Polonyalı kardeşlerim.
soğukkanlılıkla öldürüldü. Bu katliam planlı bir şekilde yapıldı. Sonra cesetleri bir ormana atıldı. Subaylar, mühendisler, doktorlar vardı. Hepsi de çok değerliydi. Kıpırdama, adın ne? Teğmen Kling. Şahitlik yapacaksın. Yaralıyı alın. Çabuk. Bindirin. Tamam, acele edin, gidiyoruz. Sayıları 10.000'i aşan Polonyalı aydın insanlar asker üniforması giydirilerek büyük bir soğukkanlılıkla katledilmiştir. Anieska, seni hiç göremeyeceğimden korkuyordum. Gazeteler olaydan kurtulan kimsenin olmadığını yazıp duruyordu. Şansım yaver gitti. Şükürler olsun. Kız kardeşim anlattı. Beni aramadığınız yer kalmamış, öyle mi? Ona irtibatı kesmeyelim demiştim ama hiç gelmedi. Gelse de bir şey değişmezdi. Bir daha kiliseyi ziyaret edeceğini sanmam. Aslında ben de uzun zamandır hiç dua etmeye gelmedim peder. Oraya da gittim. Nereye? Katin ormanındaki toplu mezara. 1943. Ben oradayken bu tesbihi abinin elinden alıp bana teslim ettiler. Yüzü tanınacak halde miydi? Nasıl tanıdınız? Nasıl? Kimlik belgesini gösterdiler. Yoksa tanımam çok zordu. Daha önce hiç bu kadar dikkatli bakmamıştım. Bu fotoğrafı Teğmenli'ye terfi ettikten hemen sonra çektirmişti. Ama subaylık onun asıl mesleği değildi. Benim abim uçak mühendisiydi. Yeni uçak modelleri çizerdi. Gözlerinde tuhaf bir yüzüm var. Çok garip. Halbuki her zaman buradakinden çok daha neşeliydi. Bakabilir miyim? Maalesef elimde başka fotoğrafı yok. Onu gülümsüyormuş gibi göstermeye çalışacağım. Ama bu çok güzel bir fotoğraf. Ben de kendim için bir tane çoğaltabilir miyim diyecektim size. Öyle mi? Hı hı. Çoğaltın. Teşekkür ederim. Gerçi bu fotoğraf bize pek uğur getirmedi. Merak etmeyin, yarın öğlene hazır. Yarın sizi bekliyorum. Şimdi izninizle. Tatyo? Anna teyze? Tatyo! Anna teyze! Oh, Tatyo! Seni çok özledim. Nasıl da büyümüşsün, tanıyamayacaktım. Seni son gördüğümde bacak kadardın. İnanamıyorum. Ela nasıl? Annenden bir haber var mı? Onu götürdüklerinden beri hiç haber alamadık. Sen de mi bilmiyorsun? Hayır canım.
Yazdığım onca mektuba hiç cevap alamadım. Ya, babamı öğrenmişsindir ama onu kaybettik. Listede vardı, adı, rütbesi, her şeyle yazmışlardı. Hoşçakalın. Güle güle. Sen neler yaptın? Amcanla halanın yanındaydın, annen söylemişti. Evet, savaş çıkınca amcamların yanına gitmiştim. Bugüne kadar onlarla mı kaldın? Hayır, orada bir fabrikada çalıştım. 18'imi bitirince de Kiel'se yerleştim. Şimdi Kiel'se misin, amcanda mı? Hayır, ikisinde de değilim. Tatya. Evet, hiç bozmayın, çekiyorum. Tamam. İşte bu kadar. 40 yıl düşünsem bir kadınla askerlik fotoğrafı çektireceğim tahmin bile edemezdim. Hayatta insanın başına her şey gelebiliyormuş demek. Şimdi ne yapıyoruz? Gel hadi. Nereye daldın, gelsene. Bay Vladislav, yeğenim fotoğraf çektirmeye gelmiş. Şu yakışıklıyı çekelim mi? Ben hazırım. Fotoğrafın büyüklüğü ne kadar olacak? Onu pasaportumda kullanacağım. Gazetede okudum, Güzel Sanatlar Akademisi açılıyormuş. Hı. Kararımı verdim. Yeni bir hayat, yeni bir şans olacak. Harika. Bilirsin, ben resim yapmayı oldum olası severim. Çizimlerim burada, istersen bir göz at. Bayan Anna, desenize Polonya'da yeniden üniversiteli öğrencilerimiz olacak. Evet, bu resimlere bayıldım. Hadi gel de çekelim. Git. Evet, otur şöyle. Şimdi hafifçe sola. Birazcık daha. Benim solum, senin sağın. Evet, çekiyorum. Hiç bozma. Yalnız okulumuzda öğrenciler sigara içemez, yasaktır. Özür dilerim. Eğitiminiz yarım mı kalmıştı? Evet. Ama gene laf çıktı, öyle değil mi? Üst sınıf için kredi tutturmanız lazım. Ama bundan önce hızlandırılmış kurslara gidip lise diploması almanız gerekiyor. Sonrasını ve kredi konusunu biz hallederiz. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşılmıştır müdür hanım. Güzel, sevindim. Buyurun. Başka bir şey? Soru soracakmış gibi bakıyorsunuz da. Evet, çünkü sizi daha önce gördüm. Gördünüz mü, nerede acaba? Bir fotoğraf stüdyosunda fotoğrafınızı gördüm. Bir uçağın önünde iki kişiyle birlikteydiniz. Yanınızdaki gençte üniforma vardı. Hangi fotoğrafçıymış bu? Meydana yakın mı? Yakın. Özür dilerim müdür hanım. Buyurun. Bir saniye bakar mısınız? Hoşçakalın. Bir dakika. Rica etsem biraz gelir misiniz? Bir sorun var. Sorun ne? Sorun babanız Tatyo. Ne olmuş babama? Buraya ne yazmışsınız okuyun. Yeterince açık değil mi? Ruslar tarafından Katyn'de öldürüldüğünü yazdım. Babamın nasıl öldüğü hakkında yalan mı söylemeliydim? Hayır Bay Tatyo, ama mantıklı olmalısınız. Babam o ormanda öldürüldü. Bu mantıksız mı? Unutmayın, siz ormanda değilsiniz. Siz Almanların yapmadığını düşünüyorsunuz. Bu ihanet olurdu müdür hanım. Beni sadece sizin diploma almanız ilgilendiriyor delikanlı. Bu ülke külleri arasından yeniden doğmak zorunda. Parlak gençlere ihtiyacımız var. Şimdi lütfen özgeçmişinizi düzeltip yeniden verin. Kusura bakmayın. Benim bir tane özgeçmişim var.
Bu çocukla ilgili ne yapacağız? Bakıyorum siz de Katin katliamı konusunda halkımızla aynı fikri paylaşıyorsunuz Bay Ivanoviç. Onu kabul edelim. Görürsünüz. Er ya da geç o da doğruyu bulacaktır. Ayrıca onun sınıf öğretmeni de siz olursunuz oğlum. Peki ya bir gün Polonya özgürlüğüne kavuşursa? Polonya hiçbir zaman özgür olamayacak. Görürsünüz. Bu sözümü de yazın isterseniz Bay Ivanoviç. Asla. Ben Krakow'un yabancısıyım. Ne tarafa kaçmam lazım? Dur! Kahverengi mont giymiş bir genç gördün mü? Hayır, görmedik. Hayatımı kurtardın. Neden böyle bir delilik yaptın? Onlar yüzüme tükürürken ben duracak mıydım? Ölürüm de haksızlığa gelemem. Özür dilerim. Ben Tatya. Eva. Tamam, burada hiç polis yok. Tekrar görüşecek miyiz? Bilmem ki. Bence kesin görüşeceğiz. Bizi kader karşılaştırdı. Öyle diyorsan. Evet, aslında olabilir. Evet, yine görüşebiliriz. Ama sadece böyle demiyorum. Bunu istiyorum da. Ben de isterim. Bak, bütün dünya gülüyor yazıyor. Biliyor musun Tatyo, hayatımda hiç sinemaya gitmedim. Hadi canım, şaka yapıyorsun. Çizgi filmde mi seyretmedin? Hani meşhur bir film vardı, adı Uyuyan Güzel miydi? Evet, ama o sayılmaz ki. Ben de hayatımda bir kızla çatıda oturmamıştım. Ne dersin, yarın sinemaya gidelim mi? Akşam 6. Güzel.
Emin misiniz? Pekala, önce örmeyi deneyelim. Bu karakterin hayatını kurtardın. Oyundaki karakter saçsız olamazdı sonuçta. Biliyorsun, işgal sırasında tiyatro Almanların elindeydi. Bütün perukları götürmüşler, hiçbir şey bırakmamışlar. Başka çaremiz kalmamıştı. Şöyle sıkı sıkı örsem nasıl olur? Peki ben saçımı uzatsam nasıl olur? Şöyle omuzlara kadar. Kamptan döndüğümden beri hep böyle. Ben Auschwitz kampındaydım da. Kesmeye içim el vermiyor. Eşinizin haberi var mı? Siz işinizi yapın lütfen. İçiniz rahat olsun, geri dönecektir. Biliyor musun? Dün sabah teknisyen bir genç yardım etmeye geldi. Haline öyle üzüldü ki. Söylesene. Neden dünyada bu kadar kötülük var? Abim öldüğünde hiç değilse bir mezarı oldu. Başka türlüsü felaket olurdu. Huzur içinde. Bunu bilmek bile beni çok rahatlatıyor. Benim deli olduğumu mu düşünüyorsun? Delilerden oluşan bir mahkemede deli bir kadını nasıl yargılayabilirler? Bir inanış vardır. Birinin saçından kendine peruk yapıp takan o insanın kaderini yaşarmış. Tanrı düşmanımı başına vermesin. Sayabilirsiniz. Bakmak ister misiniz? Özür dilerim. Birine mi bakmıştınız? Evet, kanonla randevumuz vardı. Kanun burada değil. İyi, beklerim ben de. Dün gece kendisini alıp götürdüler küçük hanım. Dün gece mi? Götürdüler mi? Evet, dün gece. Almanların 43 yılında katil mezarlığını kazdığı sırada Peder Kanun o ormanda bir ayin düzenlemişti. Halk komiseri uluslararası Kızıl Haç üyelerinin hepsini tutuklamıştı. Anlıyorum ama ben ona abimin mezar taşını getirmiştim. Peki Peder Kanun bu talebinizi kabul etmiş evet. miydi? Pilot Teğmen. 1940 yılında Katin'de öldürüldü. Ama bu mezar taşını kiliseye koyamam. Ben dini mabetlerin hükümetten ve her türlü yönetimden bağımsız olduğunu sanıyordum. Kanunu götürenler ne söyledi biliyor musunuz? İnsanları etkileyen bütün düşmanlarını iyi tanıyorlarmış. Bunlara herkes dahilmiş. 40 yılındaki katliam Ruslar yaptı. Bunu herkes biliyor. Saklamaya gerek yok. Bunu siz de kabul edin artık. Lütfen beni anlamaya çalışın. Bu mezar taşı Peder Kanon'un kaderini kötü yönde etkileyebilir. Lütfen götürün onu buradan. Şimdi bunu ne yapmayı düşünüyorsun? Kendi mezarımıza koyacağım. Aksi halde kilisenin çöplüğüne gidecek.
Bu kadar zaman boyunca neredeydin? Ne bilmek istiyorsun? Bazen haddini çok fazla aşıyorsun. Unuttun galiba. Bir kardeşimiz vardı. Hayır. Onu hiç unutmadım. Öyleyse bana yardım et. Korkuyor musun yoksa? Yapamayacağımı sen de biliyorsun. Partiye katıl, bu sana güç verir. Agnieszka. Agnieszka. Bak, zaman değişti artık. Hayatımız boyunca da bu ülkenin özgürlüğüne kavuştuğunu göremeyeceğiz. Partiye katılmışsın bile. Yaşadıklarından hiçbir şey öğrenememişsin. Bu dünyayı sen değiştiremezsin. Ya onların suyuna gidersin ya da ölürsün. Ya da elinden geldiği kadarıyla yine bu Polonyalı kimliğinle kendince bir özgürlük inşa edersin. Ama sen bunları anlayamayacak kadar inatçısın. Sen bu yeni dünyada kendine bir yer edinmişsin ablacığım. Benim yerim sahabeyim yani. Onun dünyası. Seçme şansım olsaydı onun yanında kalırdım. Sen korkunç bir ölümü tercih ettin. Hayır. Ben öldürülmeyi tercih ettim. Pis katilleri değil. Bu iş ne kadar sürer? İş 20 dakika sürer. Sonrasıysa daha az. Anlayamadım. Siz ne kadar süreceğini sormadınız mı? Siz işinize bakın. Duyduğuma göre ortalıkta Katyn katliamı hakkında yalan yanlış şeyler söylüyormuşsunuz. Yalan yanlış derken neyi kastediyorsunuz? Elimde abimin yazdığı mektup gibi bir gerçek var. Mektup 6 Nisan 1940 tarihli. Bu işi Almanların yaptığını siz de biliyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi bir de abinizin mezar taşına ölüm tarihini 1940 diye yanlış yazıyorsunuz. Sizin amacınız halkı Ruslara karşı kışkırtmak mı? Beni sadece gerçekler ilgilendiriyor. Gerçek zaten ortada, herkes de biliyor. Ruslar bu işi Almanlar yaptı diyor. Almanlarsa Rusları suçluyor. Hatta Polonya hükümeti bile korkunuzdan durumu eller açıklayamıyor. Eller masanın üstünde dursun. Katyn katliamı hakkında yalan bilgi yaydığımı hala nasıl söyleyebilirsiniz? Şimdi bir ifade imzalayacaksınız. Bu ifadede Katyn'den Almanların sorumlu olduğu belirtiliyor. Hayır. Siz direnişçi grubundayken kiminle savaştınız? Ve mucize eseri hayatta kaldınız. Yoksa siz kendi ülkenizde yaşamak istemiyor musunuz? Burası bizim değil, sizin ülkeniz artık. Bu hayat sizce dayanılmaz mı? Sayın Binbaşım, Almanlar benimle tam 5 sene uğraştı. Siz 5 dakikada yoruldunuz mu? Bizim Almanlardan çok daha fazla zamanımız var. Belki de öyledir. Peki bana nerede olduğumu söyleyin. Şu an neredeyim? Sizce Polonya'da mı? Onu götürebilirsiniz.
Nika. Nika. Çabuk aç kapıyı, baban geldi. Hayır anneciğim, sen yine hayal görüyorsun. Çabuk ol. Buyurun. Bu size ait. Ne o? Biz aslında katilde ölenlerin eşyalarını ailelerine teslim etmiyoruz ama binbaşının öldüğünü öğrenince... Hangi binbaşının? Bunu size vermemiz için ısrar eden binbaşı kendini vurdu. Anlayamadım. Yani adam intihar etti. Ben de bu yüzden getirmeye karar verdim. Tarih 7 Nisan 1940. Buraya geleli henüz 2 gün oldu. Neredeyiz, neden geldik? Kimse bilmiyor. Akşamüstü 4:55'te sıkı bir aranmadan geçtikten sonra Kozyaz kampının dik duvarlarını ve dikenli tellerini ardımızda bıraktık. Bizi bir hapishane vagonuna bindirdiler. Hayatımda böyle tren görmedim. Dediklerine göre Rusya'da yolcu trenlerinin yarısı hapishane aracıymış. Sabah 8:30'da Kozyaz'dan batıya doğru hareket ettik. Saat 9:45'te Yelniya istasyonundaydık. Şu an bir binbaşı, bir albay ve birkaç da yüzbaşı ile yolculuk ediyor. Başka deyişle sıkış tıkış gidiyoruz. Tesadüfen bulduğumuz bir kağıt parçasından Smolensk'in 10 kilometre dışına gittiğimizi tahmin ediyoruz. Evet, Smolensk'e gidiyor olmalıyız. Gnezdova istasyonu yazıyor. Birinci hava müfrezesi Devlin. Tarih 10 Nisan. Sene 1940. Sabaha karşı 4:45'te bizi uyandırıp trenden indirdiler. Kamyonlara bindirdiler. Hava çok soğuk. Gnezdova'ya gelmiştik. Burası Moskova'ya 402 kilometre uzaklıkta. Yolculuğa kamyonlarla devam edecek.
Kemerinizi çıkarın. Aile adın, memleketin ve askeri rütben. Belgelerinde general yazıyor. Doğum tarihi 2 Nisan 1892. Tamam, onaylandı. Götürebilirsiniz. Hadi götürün. Götürün dendi. Sıradaki. Esirlerin sevkiyatı biraz önce tamamlanmıştır komutanım. Güzel, teşekkür ederim. Artık gidebiliriz. Emredersiniz. Sabah saat 5. Tekrar kamyonlara bindirildik. Bizi bir ormana götürdüler. Burası tıpkı Kaplıca gibi. Her yerimizi aradılar ama alyansımı bulamadılar. Kemerimi, çakımı ve saatimi aldılar. Saat bu arada 8.30'u gösteriyordu. Polonya saatiyle sabah 6.30'u gösteriyor. Bize ne yapacaklar acaba?
Cesaretini benden esirgeme Tanrım. Ich bin wieder weiter.